a shadow in the city. All around people looking hot town, summer in the city, back of my neck getting all around people looking half dead, walking on the side. I'm gonna dance all night, just by the heat, it'll be all right. City, cool town, even in the city, dressed so fine. The days can't be like the nights in the sun. Cool cat, looking for a kitty, gonna look at every. Sersin. Hemen St. John's acil servisine git. Bak bakalım sokakta yaralı. Havaya uçurmak ister. Hiç ayakkabıyı yerimde kaçıran bir kadın gördün mü? Gani! Tanıtmaya sakın lanet ele. Benson! Müfettiş Paul! Şimdi olmaz. Benson! Trafik! Acil müdahale birimi müfettiş kap. Simon Panayır'a giderken pastacıya dedi ki ver tüm pastalarını bana. Yoksa kafanı kırarım. Bombil sadece dikkatini çekmek içindi. Orada McLean adında bir dedektif var mı? Görevden uzaklaştırıldı. Hayır, Walter uzaklaştırılmadı. Bugün olmaz. Kimsiniz? Bana Simon diyebilirsin. Ne istiyorsun? Bir oyun. Ne tür bir oyun? Simon diyor ki... Simon Tamer McLean'e ne yapacağını söyleyecek ve Tamer McLean bunları yapacak. Emirlere uymamak cezaya sebep olacak. Ne cezası? Halka açık bir yerde büyük bir patlama daha. Tamer McLean'in yapmasını istediğin şey ne? Simon diyor ki Tamer McLean 138. sokak ve Amsterdam Caddesi'nin köşesi. Yanılmıyorsam Harlem'de olması gerek. Oğuz! Onu kilisede bulacağını sanmıyorum. McLean'i nerede bulacağınızı biliyor musunuz? Ve buraya getir. John... Birkaç tane daha. O listede nerede kalmıştı? Son iki gece ki Stanton adasında bir park yerinden 14 kamyon çalınmış. Sigara dolandırıcılığı. Tanrım John, berbat görünüyor. Dün geceki loto sonucu ne oldu? 69-91 her hafta. Çocuklar nasıl? İyiler. Rick. Hala rozet numaranı mı oynuyorsun? Polislerin yarısı rozet numarasını oynar. Hava mı sıcak yoksa nedeni korku mu? Taşıyoruz müfettiş. Holly'den sonra bunu yaptığımı gören ilk kadınsın. Destek nerede olacak? Jazz. Ne? 10 blok mu? Bir halka açık yeri bombalayacak. Neden ben? Benimle sorunu hiçbir ne? Hiçbir fikrim yok. Sadece... Otur, bunun anlamı nedir ha? Sen ve Simon akşamdan kalmışlığımı mahvettiniz. Tamam. Bir dakika sonra seni almaya geleceğiz. Acele etme. Bulduğunu söylüyor. İnsanların mallarını çalmaya devam ederse onu çöplükte bulur. İnsanların seni kullanmasına izin verme. Şehirde elinizde çalıntı mal... Bizi mi söylüyorsun? Hayır. Tony'ye ben götüreceğim. Bir mesaj. Peki bu neden önemli? Yaygı görmek için. Saygı. Peki kötü adam yardım edecek? Biz kendimize yardım edeceğiz. Bize kimin yardım etmesini istemiyoruz? Amca gelip buna baksan iyi olur. Ve siz de okula gidin, tamam mı? Üstünde zencilerden nefret ediyorum diyen bir yazıyla Harlem'in ortasında duran bir adamı kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Bunu mu sokmak istemem ama başında değildir. Hey, seninle konuşuyorum. Güzelsin dostum. Bana mı söylüyorsun? Bu da ne böyle? Ben bir polisim, görevdeyim. Bir saat önce bombam var. Onların hepsinde silah. Yolun karşısına geçin. Bak deliymiş gibi ne? Davranmaya baş. Hastanesinden kaçmış. Bilirsiniz Bellevue gibi. Evet tanrım. Kütüphaneciye başım ağrıyor dedim ama... Ya yaptın. Kes şunun boğazını. Hey hey hey. Hey hey tamam hey. Tamam durun. Hala hala dostum.
mı? Durun burada. Şimdi. Zeus aklını kaçırdı. Dostum. Tamam dostum. Zeus. Çekilin çok ciddiyim. Tamam. İstemiyorum ama yaparım. Yapacağım biliyorsunuz. Hadi. Devam et. Sür. Kırmızıda geç. Hadi tamam bütün para. Lanet parayı da. Üstüne basınç uygun. Jesus değil mi? John McLean. Sana boşandı. Orada beni. Bunu adamların sana portre kolu gibi mi görüyor? Oradaki adam sana Jesus dedi. Jesus demedi. Zeus. Yıldırım sokarım Zeus. Bu senin için bir sorun olur mu acaba? Galiba gizli bir hayranım var. Şu anda içinde bulunduğu akli durumunda her şeyin kontrolünde olduğu hayalinin oluşmasına da gönderir. Menekşeleri sevdiğini herkes bilir. Bu öyle bir duygu. Bana biraz aspirin versene. Tamam. Bunu burada tut. Belki biraz da paranoyak şizofreni. Bak, bunun benimle ne ilgisi olduğu basmak istiyor. Onun müziğinde dans etmeni istiyor ve sonra onu kontrol etmek istiyor. Hareketlerini kontrol etmek istiyor. Düşüncelerini, hatta duygularını. Bu Fred Schilling, John. Kendisi bir... Psikiyatr, evet anladım. Ve baskı altında kalırsa bu kendini şiddet olarak ortaya koyabilir. Beni isteyecektir mutlaka. Yani bu Simon adı muhtemelen takma. Halden 7 yıl yatmış. 2 ay önce salıverilmiş. Şuna bak. Teşekkürler Ray. Bu şey bilen bir deli. Bunu bir oyun bahçesinde bulduk. Bu şey son teknoloji. Çift likit. Bir ne? Ama karıştırırsan... Peki. Dediğim gibi gerçekten bir harikaydım. Şimdi böyle bir paket... Ne kadar sürer? 10 saniye, 2 dakika. Her şey olabilir. Bir tane daha yapacak kadar var mı Joe? Ben buldum bile. Livermore laboratuvarı hafta sonunda soyulur. Yaklaşık 1 ton kadar. Elektriksel, hatta bir çağrı cihazı kullanıp telefon bile edebilirsin. Müfettiş. İzlemeye başladınız mı? Simon? Yazıyı gördü, sokakta yürüdü ve hayatta kaldı. Hubmut Walter, güvercinlerin nerede şimdi? Güvercinler mi? İki güvercin vardı. Parlak ve neşeli. Geçen gün kaçtılar yuvalarından. Nereye gitti peki? Bilemezsin, söyleyemezsin. Yani McLean mi? Hayır, Noel Baba demek istiyorum. Evet, buradayım. Ha, demek oradasın. Pekala arkadaşım. Çabuk! Çabuk! Hadi. Sana diğer odada ihtiyacımız var. Hadi gidelim, hadi çabuk ol. Yürü. Var, hadi git. Evet, o da burada. Pekala, onunla konuşabilir miyim? Siyah yardımseverimiz artık var. Siyah olmamla ilgili bir sorunun mu var? Hayır, hayır, hayır. Sadece McLean için o oyunu hazırlamak için çok uğraşmıştım. Sen iyi hazırlanmış bir oyunu bozdun. Öyle mi? İyi hazırlanmış planınız, iyi hazırlanmış popon terince kalmadı. Dua et yeniden arasın. Arayacak. Düşmüyordu. Hoş değildi. Bir daha olmasına izin vermeyin. Planlıyordum ama şimdi belki oyuna sen de katılmalısın diyorum. Nerede olduğunu bulamıyorlar. Sevgili dostlar, Simon diyor ki meksasyonun dışındaki kontrollü telefondan arayacağım. Polis olmasın. Ben bir kaçık olduğunu anladım. Hiç sanmam. Sanmaz mısın? Kokoltuğunu sesiniz üstünde olduğun halde çalsam bile beni yakala... Buluşuyorsun. Can, can, can sakin ol. Neden polis merkezine gelip bunu iki... ...hakkındaki duygularını anlayabiliyorum. İnan bana pislik buna değmez diyor. Ve tam bir alkolik olmasına birkaç kadeh kaldı. Bir kadeh. Burada paradan mı bahsediyoruz? Evet her neyse her neyse. Benim için hiç önemi yok. Fort Knox'taki tüm altınlar için bile mek bulacak kadar bile yeteneğiz. Yoksa ceza derken ne demek istediğimi anlayacağım. Bu adam tam bir kaçık. Daha açık konuşamazdı. Bir geçmişi olduğu açık. Siz anlayabileceğine inanıyor musun? Bu imkansız. Paradan bahsetmenin... 72. sokağa zamanında ulaşmak istiyorsanız yola çıksanız iyi. Bitti mi Teğmen? Nedir bu? Bu senin rozetin. Ama cevap vermedim Walter. Hey çocuklar. Hey ben hiçbir yere gitmiyorum. Simon gitmek zorundasın. Beni neden kurtardın? Kurtarmadım. Az bir polisin öldürülmesine engel ol. Hey. Hey ortak. Bekle. Hey hey. 115. sokakla Sen Nicholson köşesindeki parkı biliyor musun? Rengi senin umurunda olsa da onun umurunda değil. Geçiyor ve Kaptan Kanguru'yu izliyordun. Hadi. Tamam telefonun yakınındalar ama bir sorun var. Ne demek? Bu telefona hemen ihtiyacım var bayan. Kapat şu telefonu kadın, bu polis. Kişi benim, bu saçmalığı bir daha yapma. Ben de şunu baştan keseyim. Senin bana... Pekala senin bana olduğundan daha fazla ihtiyacım var. Alo. İt itin kuyruğunu bırakmazmış. Domuzlar da öyle. Farelerin de bir şansı olacak. Tıpkı benimki gibi. Güzel şiir. Devam et.
Telefon neden meşguldü? Kimi arıyordun? Falcı hattını. Bir şeyi daha ciddiye almanı tavsiye ediyorum. Bu ankesörlü bir telefon. Ne söylemeliyim? Sadece başında şişko bir kadın vardı ve göndermek bir dakikamı aldı diyebilirsin. Şimdi John, yanında duran çöp kabında yeterli miktarda patlayıcı var. Kaçmaya çalışırsan şimdi patlar. Bu şimdi kedi, her kedinin yedi yavrusu, yavrular, kediler, bohçalar, eşler, numaram 5-5-5. Dur, hayır, hepsini duymadım, bir daha söyle. Pekala, yedi adam, yedi eşi, baba yedi adam ve şey yedi... Biliyor muydun? Evet, sadece neyin var senin? Bak, sana akşamdan kalma olduğumu söyle. 343 kere yedi. Hı-hı. 1-0-22-2... Dur, bekle, bu biriyle. Bu ne biriyle. Demek istedin? Adamın karıları bir yere gitmiyor ki. Ne yapıyorlar? Sıraya... Bir adam nasıl çeviriyor? 5-5-5-0-0-0-1. 0-0-1. Saniye geç kaldınız. Hayır, yatın! Yere yatın! Yere yatın! New York'a hoş geldin. Evet. Bomba. Demedim. Saat 9.50 John. Şu anda 3 istasyonundaki gazete bayinin yanındaki telefonda olun. Yoksa 3 numaralı filtroyu boşaltmaya çalışırsanız yine uçururum. 30 dakika sonra arayın. Ve arabamız bile yok. Bayım. Kulaklarımız bile yok. Nereye gidiyorsun? O benim arabam. Taksi şoförlüğü yapıyordum ve 9. cadde güneye giden en hız... Lanet olsun, onları kaybettim. Sanıyorsun McLean, sana 9. cadde güneye en hızlı yoldur dedim. Ben ne yaptım? Ve güneye en hızlı yol 9. cadde değildir, parkın içidir. Parkın içi dedim. Ne yapıyorsun sen? Aklını mı kaçırdın? Yoldan çekilin. Yüce Tanrım. Dikkat! İnsanlara mı nişan alıyorsun sen? Söylesene. Sen ne yaptın? Çıkı tutun. Kaya! Parkayın. Dikkat. Bir dakika. 72. caddeden Broadway. Central Park'tan 3... Şimdi ne olacak? Sokakla 9. caddenin köşesinde 2 memur vuruldu. Tıpkı futbol gibi değil mi dostum? Önüne iri birini alır, gole doğru güneyine başka bir hastaneye bakar. Ben Luke. Saat kaç? Getirin yoldan. Çabuk direksiyona geç. O direkten önde olmalıyız. Öyle değil mi? Sen başaramazsan sen beni kurtar. İkimiz de başaramazsak. İkimizin de işi bitir. Lanet olsun. Dikkat! Çekil! Lan çekilin lütfen. Wall Street 110 iznini iptal ettir. Ne? Beyazları sevmiyor musun yoksa? Hey, önüne baksana. Hey! Eşim. Sana o lanet telefondan çekil dedim. Kal. Ellerini havada tut. İzin verin, özür dilerim, izninizle istiyorum. Bu yüzden şimdi hemen gidin. Cevap vermeliyim. Ellerini havada tut. Bu telefona cevap vermek zorundayım. Tamam mı? Clay. Şu anda yolda. Bilirsin, yavaş. Thank you.
lan! Sen de hadi! Oradan nasıl görünüyor? Ve yaşlı bir adamın kalp bile durmuş ve hamile bir kız da şu an doğum yapmaya çalışıyor. Bu Joe. Ne? Mucize bölümü. Buraya Dave. Bu yeri özel yapan şey nedir? Nerede? John. Tanım, tanıştığımıza sevindim. Bu Teğmen McLean. Peki ya siz? Hayır. Siz söyleyince hatırladım. Kısa süre önce... Dosyanızı okuduk Teğmen. Bize işbirliği... Önce neler bildiğini öğrenmek istiyoruz. Boş versene bize fotoğrafları. Önce neler bildiğini... Simon diyor. Alman aksanıyla konuşuyor. Ve bin neden... Gördüğünüz ilk adam Matthias Kontrat usulü. Kız kim? Argon. Şu adam Doğu Alman ordusundan pek tanınmayan bir albaymış. Hakkında bildiğimiz tek şey GDR tıp kayıtlarında mig... Şimdi bunun benimle ne ilgisi olduğunu söyleyecek vaat ediyor. Los Angeles. Ne? Los Angeles. Gruber adıyla doğmuştu. O Hans Gruber. Los Angeles'taki o olay. Seni öldürmeye kafasına koyduğundan... Müfettiş. Müfettiş arayan o. Burada olduğumuzu belli etme. Simon. Müfettiş. Şimdi araçta FBI'den kimler var acaba? Bir bakalım. Cross'un olduğuna eminim. Hadi Andrew, merhaba de. Merhaba. Seni yalnız çalışmadığını bilirim. Yani bile de merhaba. Hala gözünün sapını kemirme alışkanlığından kurtulamadın mı? Evet beyler. Dedikleri gibi işlerin sarpa sardığı an. New York bölgesindeki 1446 okuldan birine 1100 kiloluk patlayıcı yerleştirdim. Bomba saat tam olarak 3'te patlayacak şekilde ayarlandı. Teşekkürler 1100 beyler. 1100 kiloluk bir bomba mı dedin? Evet beyler, lütfen bir daha sözümü kesmeyin. Simon diyor ki okulları tahliye etmeye kalkarsanız bomba telsizle ateşlenecek. Sadece ne? Sadece John McLean ve en yeni arkadaşı onlar için koyduğum görevleri tamamlarlarsa. John, dinliyor musun? Evet. Hop'un arkasındaki telefon. Tompkins Meydanı. 20 dakika. Yaya gidin. Aceleye hiç gerek yok. Gerçekten zekiysen bombanın yerini ve etkisiz hale getirmek için gereken kodu öğrenirsin. Aa, bu arada beyler, telsiz hatlarında indirim vardı. Tek sorun lanet şeylerin polis ve FBI frekansına da cevap vermesi. Yani yarın bana polis şefini bağla. Bir basın toplantısında yarım saate kadar burada olması. Bir çocuğum var. Nasıl yardım edebilirim? Kaç tane adamım var? Bunu tek başımıza yapmak zorundayız. Gidelim. Telsiz yok. Telefonumu al. Bağlamalarını iste. İyi şanslar. Teşekkürler. O bombayı... Beyler, vermemiz gereken bir karar var. Şef Allen bunu edemeyeceğimizi ekledi ama arayamayacağımızı söylemedi. Diyorum, okulları arayacağız ve bunu hemen yapacağız. Şehir sınırı... Çünkü haber duyulursa bir panik ortaya çıkar. Sizinle anlaştık mı? Başlayabilirsin. Ve kurşun. Aynen ya. Gelen telefon sayısı 3 katına çıktı. Neler oluyor bekle, böyle? Bekle, bekle açıklama. Frekansını kapatıyorlar. Tüm aramalar bu santralden geçiyor. Muhasebeciler fazla mesai için endişeleniyor. Bu yüzden herkesi merkeze... Belediye Planlama Ofisi. Buraya hasar değerlendirmesi. Burası Wall Street efendim. Çok fazla. Burası mı? Yolunu gösterirseniz çok memnun olurum. Walsh. John Günther. Hadi baylar gidelim. Bu
Lütfen Bay Little'a Bay Wonderflug'un burada olduğunu haber verin. Çok fazla buhar var. Acil durum ışıklandırması var mı? Durun! Hey! Yirmi metre ileri! Ateş etmek yok! Miş, diş, niş, fray! Dilimizde konuş! Korku dilimizi bilmiyor. Getirin, buraya getirin. Los Angeles olayı nedir? Ünlü filan mısın? Yaklaşık 5 dakika sürdü. Söyleme, Rodney King değil mi? Canın cehenneme. Şu konuştuğumuz Simon'u biliyorsun. Evet. Küçük kardeşin Los Angeles'taki Nakatomi kulelerinin 32. katından attım. Galiba biraz bana kızmış. Dur bir dakika. Demek istediğim ben bu belaya beyaz bir polis, beyaz bir pisliğin kardeşini çatıdan attığı için mi bulaştım? Hiçbir sorun yoktur. Hayır, ne yazık ki yok. Her şeye güvendi. Hükümetlerle ve merkez bankaları gibi şeylerle çalışıyor. Özür dilerim. Ama alarmlarımız sese ves. Aslında sonunda pes edip fişlerini çektik. Ve şu anda tamir için açtım. Ama bunun bir döviz işi olduğunu sanıyordum. New York Federal Rezerv Bankası. Fransa Cumhuriyeti. Ne diyorsunuz çocuklar? Onarmanız mümkün bir olacak mı? Bir dakika sürmez. Uzak dur. Burada kalmam mümkün olur. Lanet olsun. Hadi. Bence artık öldü tatlım. Meydan. Tanrım, burası Fort Knox. Fort Knox mu? Orası turistler için. Var senin. Çocuğun yok mu? Bu bir fil bilmecesi. Bomba mı? Evet, hadi gidip al. Polis olan... Evet, McLean. Can, formdan düşmüşsün. Ucu ucuna yetiştin. Evet, gerçekten ucu ucuna yetiştik. Ne yapmamızı lanet istiyorsun? Olsun, lanet olsun, lanet olsun. Sana açmamanı söylemiştim. Bu yüzden lütfen kaçırma. Ne? Ne dedi? Kupların birini tam olarak 4 galonluk suyla doldurun ve tartının 5 dakika sonra hala hayattaysanız... Dur, bir saniye yapar. Bekle. 3 galonluk olana 4 galon... Bu 3 galonu 5 galonun içine boşaltırız. Bu bize 5 galonluk içinde... 54 galon. ...içindeki tüm polisler bomba ararken ben burada parkta çocuk oyunları oynuyorum. Evet, bana anladım. Bildiğini söyledin. Bana bilmediğin bir şeyi söyleme dedin. Bana zenci diyecektin değil mi? Hayır demeyecektim. Evet, ben bu şekilde insanlara ezdim mi? Sana sorunu söyleyeyim mi? Beni sevmiyorsun. Bir dakikadan az kalmış. At şu şeyi hadi. Hayır atamayız. Patlayacaktır. Boş yer kalıyor değil mi? Evet. Burada da tam 5 galon var değil doğru. mi? Doğru. 5 galon. Dökme. Güzel. Güzel. Tamam. 4 galon kaldı. Tebrikler. Bu kötü bir alışkanlık olmaya başladı. Evet şu anda... Çok iyi diyorsun.
Tam olarak 2 saat 47. Ve şu lanet bilmecelerinden sıkıldım. Şimdi nerede okul bombası? Sana söylediği yolculuğu yaptıktan sonra kendine şu soruyu sor. Gitmeliyiz. Sakin ol Targo. 20 blokluk alan içinde hiçbir polis yok. Bir çıkarsa ne kalır? Yine 20'dir. 42'nin yarısı. 42 ne peki? Şuna çabalıyoruz. Haklısın. Hey siz! Sizi unutmayacağım! Mi gideceksin? Etrafına bak. Tüm polisler başka bir şeye... Hadi gidelim çabuk. Wall Street'te olmayan şey nedir? Ne? Bu şey bulaşıcı mı? Senden mi bilmece sor? New York Federal Rezerv Bankası. Hemen döneceğim. Orada duran adamlara ver. Burada. Belki bana doğru geliyor. Hayır, çok yazık. Pekala öyle olsun. Huzur. Memur bey. Bir dakika. Bırak gitsin. Anlaşıldı. Anladım. Bunu biz hallederiz. Şimdi gitmemiz gerek. Sana ne yapıyorsun dedim. Evet. Çamaşır günü. Siz... Yani son 1 saat içinde hiç garip bir şey gördün mü? Hayır. Evet galiba geleceğim. Bu sıcağı ne diyorsunuz peki? Otto muydu? Evet. John McCain. Kendime sırf spor olsun diye merdiveni kullanayım diyorum. Ama böyle... Burada ha? Ha? Loto oynayan oldu mu? Yok mu? Numara oynamıyorsun derim. Bunlar benim uğurlu sayılarım der. İşte biletleriniz. Merhaba. Aşağıda kimse? Kumanda. İyi misin? Ha? İyi misin? Evet evet. Benim... Bunun olacağını tahmin etmen gerekirdi. Bu... Tanrım bu altın mı? Evet altın. Tanrım bu şey çok ağır. Ya da 14 büyük kamyon. Biri neredeyse bizi eziyor. Araba mı? Gidelim gidelim. Hiçbir fikrim yok. Peki ya Yankee Stadyumu? Oraya gideceğiz ama bu lanet olsa o 43. başkan olacak. Tamam tamam ama 21. kim? Gaza bas. Bu bir Yugo. Ekonomik arabadır. Hızlı değil. Hey! 21. başkan kimdi? Biz kontak yapmayı cehenneme, tamam mı? Elbet geldi. Ben bekleyelim. Müfettiş Walter kapı bağlı. Ama tek soru. John hangi cehennem? Sen içiyor musun McLean? Bu sabahtan beri içmiyorum. Bak. Bütün polisleri dağıttım. Peki ya şu lanet bomba? 21. Bayboro'dan Manson'a ulaşın. 59. sokağın kuzeyindeki bütün köprüleri kapat. İhtiyara kamyonların girmesi yasak. Hani? Tamam. Bir hafta Rolken makinesiyle arasam bile bir şey bulamam. Bir hafta Federal Rezerv binası ile ilgili bir şey söyledi. Wall Street'teki bombanın... Burada ne kadar kaldığınızı istiyorsunuz? Stadyumdaki... Merak etme Targo. Eğer hala hayattaysa... Neler oluyor? Muhteşem bir programınız olduğunu söylemek istiyorum. Her zaman bir okulda kuzenim polistir. Biri işte bayağı tüm okulları arıyorlar. Oh yüce tanrım. Neler oluyor? Kaybol. Bence hava yastığı var mıdır? Var gibi görünüyor. Bu arabalardan hiç anlamam. Kamyondaki bana ellerini göster. Beni öldürme. Vurma beni. Kamyonunu yarış pistine neden götürüyorsun? Hayır, kanala, su kanalı dağlarına kadar gider. Ne gidiyor? Bu su kanalı. Baksana ustabaşı sen misin? Evet. Los Angeles mı? Neden bahsediyorsun? Bir düzine aptal o tünele girdi. Artık oradan doldur da. Tohumilin altından bir de bir havalandırma bacası var. Yani bir kamyonla. Kopur barajında. Ne yapmam gerekiyor? Yankee stadyumuna gideceksin. Bak.
Hey, bir sorun mu var? Ne var? Bu bölüm 3. kanalın 3. aşaması. Biliyor musun? Nedir Jerry? Vanalar. Her biri mesafeyle ayrılır. Hadi. Kapının yanına gelene kadar bekle. Ne varmış? Tanrım, bu adam ölü mü? Evet Jerry. Kendi polis biriminin başıdır. Söyle buraya gelsin. Bunu bu Arthur 1881'den 1885'e kadar. 1800... Evet ya da hayır. Takip edeceğiz. Bilmiyorum, ona ulaşamıyorum. Walter, Federal Rezerv. Evet. Dünya... Walter! Evet. Bunu dinlemelisin. Tamam hadi acele. Yarım saat sonra şehirdeki her okulda isyan başlayacak. Adam, diğer 50 adamı bizimle birlikte Bodrum'a gönderin. McLean'e ulaştın mı? Haber. Bu Müdür Martinez. Müdür Martinez müfettiş Kop. Nasılsınız müfettiş? Memnun. Öğretçiler, artık dönebilirsiniz. Neyiz? Dikkat dikkat, Neyiz öldünüz. Biraz geç kalacaklar sanırım. John. Mümkün olmaz mı? Benim de sana bir teklifim var. Saklandığın kayanın altından çıkmazsa... Ana onunla riske attı. Ivan, Anikap, gel. Argo! Hadi dağılın. Walter. Şuna bir bak. Adem'e bunun bu sabah getirildiğini söyle. Menteşeleri sökeceğiz. Herkesi dışarı. Neredesin? Bu. Kimseyi görmedin mi? Hayır. Seni takip eden olmadı mı? İnan bana. Dokunmam bile. Bu şeyde nasıl bu bir tutsakları olduğunu kim bilebilir? Diyorsa bu mümkün tabii ama burada boş boş durup bu lanet odasıca şeyin havaya uçması... Evet olsun. Başını aşağıda tut. Hadi arabayı düz tut. Düz tut. Dolaş. Etrafında dolaş. 21. başkanın kim olduğunu öğrendim. Kim? Chester Arthur ortaokulu mu? Evet o. Genelde cumaları toplantımız olduğunu biliyorum ama bugün özel istiyorum. Yarınız bu tarafa gideceksiniz. Ekstra sen yar, tamam mı? Evet, herkes kalksın lütfen. Bu tatbikat falan bizi ihbar etti. Hayır, yapmadı. Hadi. Lanet olsun. Bunu neden daha önce söylemedin? Ne yapmamı istiyorsun? Orta paralelini bul. Ne? Başını eğ. Aşağıda tut. Durum iyi değil. Sigortan var mıydı? Devam edin, devam İzin edin. Benim. Tamam. Hadi çıkabilirsiniz. Ne yapıyorsun orada? Sorguluyorum. Peki sana ne söyleyecek? Öyle olduğunu. Ona sorana kadar. Çıkma. Hayır. Bunlar orada. Lanet olsun.
atlayabiliriz. Ne? Ben yapabilirim. İn oradan, in de arabanın arkasında eldiven ara. Armut ağacında bir keklik. Bu yüzden şimdi dediğimde koşmanızı istiyorum. Hepiniz polis memurlarını... Şifreyi çözebilir. Geri başlar. Bekle. Her şey hazır efendim. Walter. Hey, Buckley. Ne? Buradan vazgeçirmene sevindim. Çok önemli. Daha sonra. Şimdi. Gidip Simon'u bulacağız. Geminin telsizine getirip döverek lanet olsun şifreyi öğret. Sadece bunu geriye çek ve tetiğe bas. Bu kadar. Bu kadar. Hey, kaça! Aptal, aptal herif. Ben birazdan geliyorum. Yardımsever dost. Hemen o şifreyi söyleyeceksin. Ya da senin lanet kıçını öde... Al, tanrım. Öyle çalış. Başlıyoruz. İşaretimle. Yapalım. Tamam çocuklar. Hadi gidiyoruz. Koşun, 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 koşun. Hadi! Teper aşağı! Şuraya bakın, ne yapıyor bunlar? Hiç ayrılmıyorsun. Beni tutuklamayacak mısın? Bunu biliyordum, kimse izlemiyor. Sarıyı çıkarma zamanı geldi. Gidelim! Buradayız! Aman tanrım! Dört yazan her anahtar! Kalıyorum. Hayır Charlie, çık oradan. Silaha ulaşmana izin vereceğimi mi sanıyordun ha? Atlayabiliriz. Lanet olsun. Çekil. Bridgeport kıyı koruma. Bridgeport kıyı koruma, tamam. Hadi, hadi. Ben ayrılmıyorum, evet. Merhaba John McNavar değilim. Bazen canavarlar için çalıştığım olur. Kıyı koruma. Onlara geminin yerini söyle. Koruma. Cevap verin lütfen. Beklemeye mi aldılar? Tanrım, bu ülkeyi seviyorum. Biliyor musun kardeşim, bir pislikti. Beni affet. Bayme'ye bağlantı işi kaldı. Bridgeport kıyı koruma. Cevap ver. Tamam. ...çalmak için komplolar düzenlendi ve insanlığın dengesini... ...içeriği ekonomimizin üstüne kurdu. ...olduğu altın bir patlamaya gelip izlemeye devam edeceğim. Bazı beyefendiler var. Adamların gemiden inmesini sağlar. Küçük birimleri vardır. Kardeşini sevmediğini söylemiştim. Seni gemiye davet etmemiştim. Bu şeyi durdurmak için bir bulmaca yok. Bilmek istediğim bir şey var. Aslı günün olmalı. Sen de kalsın. Burnunla dur.
Tamam yavaş. Yavaş olun. Sam şu anda burada oturmuş 100 milyar dolarlık altınla birlikte havaya uçmaya beklemiyorum. Sana kötü bir havaya uçurmaktan daha iyi tek şey herkesin bunu düşünmesidir. Öyle mi? Kelepçeleri çözüp bizi buradan kurtarmak için bir polis numaran evet. mı var? Evet evet, kullanabileceğim bir şey olsa yapabilirdim. Şu kestiğini kablo parçasına ne der? Lanet olana şiit sakın düşürme, tamam mı? Tamam doğru at hadi. Hazır mısın? Bir, iki. Tanrım McLean tam da senden hoşlanmaya başlamış. Hoşlanma, ben bir baş belasıyım. Evet. Çin mahallesinde bulmuşlardı. Ha, bu gerçekten aşağılıkça. Senin... Bak seni gelmeye ikna etmenin tek yolu buydu. Aha. Bir karın var. Evet o Los Angeles'taydı, ben New York'ta. Sen neye gülüyorsun böyle? Gülmek... Herhalde bunun için karını suçluyorsun. Ama karım çok inatçı bir kadındır. Evet. Evet. Bu konsantrasyon ne diyorsun? Ne lanet oldu? Olsun, lanet olsun. Bu da neydi böyle? Hemen git. Bak biz... Şimdi ne yapıyorsun? Lanet olsun. İzledim. Hazır bak, ol. Bak sen ne yaptığını sanıyorsun? Ah! Hadi. Ah. Hadi acele et. Lanet. Çabuk. Bu taraftan tamam, hadi. Hadi hadi. Hadi. Çabuk hadi atlıyoruz. Durumu nasıl? Siz mi? Evet onu buldular. Endişelenmem, sonunda sana da gelecekler ama şu anda gemiden kalanları topluyorlar. Hayırdı? John o hepimizi atlattı. Size karşı oynamıyor. Öyleyse kaybet. Lambert ona bir çeyreklik verir misin? Ödemeli arıyor. İsliğin aspirini varmış. Evet ben John. Zeus dur! John. Sınırın kuzeyi. Biz düğün ülkesi olmayan bir ordudaydık. Sayesinde gerçekleşti. New York Polis Departmanı. Dakika içinde okul otobüsünde hazır olacaksınız. İkinci tip. Sınırın kuzeyi. Quebec'in en büyük kamyon durağı. Işıkları kapayın. Senin tarafında ne var? Işık saçan hamam böceklerine benziyorlar. Hadi iş başına. Bize ateş ediyor. Burada bir helikopter var. Bizimkinde silah var mı? İniyoruz. Abloya dikkat etsene. Hey McLean neler o? Kamyon, kamyon. Çıkı tutunun. Yeniden ateş etmeye başlayabilirler. Çıkın dışarı. Lanet olsun. Kemer. Nereye gidiyorsun? Dikkatini çekmeye çalışacağım. Her şey gittikçe güzelleşiyor. Kardeşine selam söyle. Bakıyorum dikkatini çekmiş. Evet öyle görünüyor. Holly'yi telefonda beklemede bıraktı. Sence itfaiyeyi aramalı mıyız? Lanet olsun. Ne? Ne? Kında unutur. Bilmiyorum Zeus.
inatçı bir kadındır. Senin evli kaldığına göre öyle olmak zorunda. Shadow in the city, all around people. Hot town, summer in the city, back of my neck dipping. All around people looking half dead, walking on the side. I'm gonna dance all night, just by the heat, it'll be all right. City, cool town, even in the city, just so fine. The days can't be like the nights in the sun. Cool cat, looking for a kitty, gonna look at every. Sersiniz. Hemen St. John's acil servisine git. Bak bakalım sokakta yaralı. Havaya uçurmak ister. Hiç ayakkabı ellerimle kaçıran bir kadın gördün mü? Gani! Ve sakın lanet ele... Benson! Müfettiş Paul! Şimdi olmaz. Benson! Trafik! Acil müdahale birimi müfettiş kap. Simon Panayır'a giderken pastacıya dedi ki... ver tüm pastalarını bana. Yoksa kafanı kırarım. Bombay sadece dikkatini çekmek içindi. Orada McLean adında bir dedektif var mı? Görevden uzaklaştırıldı. Hayır, Walter uzaklaştırılmadı. Bugün olmaz. Kimsiniz? Bana Simon diyebilirsin. Ne istiyorsun? Bir oyun. Ne tür bir oyun? Simon diyor ki... Simon Tamer McLean'e ne yapacağını söyleyecek ve Tamer McLean bunları yapacak. Emirlere uymamak cezaya sebep olacak. Ne cezası? Halka açık bir yerde büyük bir patlama daha. Tamer McLean'in yapmasını istediğin şey ne? Simon diyor ki Tamer McLean 138. sokak ve Amsterdam Caddesi'nin köşesi. Yanılmıyorsam Harlem'de olması gerek. Oğuz! Onu kilisede bulacağını sanmıyorum. McLean'i nerede bulacağınızı biliyor musunuz? Ve buraya getir. John... Birkaç tane daha. O listede nerede kalmıştı? Son iki geceki Stanton adasında bir park yerinden 14 kamyon çalınmış. Sigara dolandırıcılığı. Tanrım John, berbat görünüyorsun. Dün geceki loto sonucu ne oldu? 69-91 her hafta. Çocuklar nasıl? İyiler. Rick. Hala rozet numaranı mı oynuyorsun? Polislerin yarısı rozet numarasını oynar. Hava mı sıcak yoksa nedeni korku mu? Taşıyoruz müfettiş. Holly'den sonra bunu yaptığımı gören ilk kadınsın. Destek nerede olacak? Jazz. Ne? 10 blok mu? Bir halka açık yer bombalayacak. Neden ben? Benimle sorunu hiçbir ne? Hiçbir fikrim yok. Sadece... Otur, bunun anlamı nedir ha? Sen ve Simon akşamdan kalmışlığımı mahvettiniz. Tamam. Bir dakika sonra seni almaya geleceğiz. Acele etme. Bulduğunu söylüyor. İnsanların mallarını çalmaya devam ederse onu çöplükte bulur. İnsanların seni kullanmasına izin verme. Şehirde elinizde çalıntı mal... Bizi mi söylüyorsun? Hayır. Tony'ye ben götüreceğim. Bir mesaj. Peki bu neden önemli? Yaygı görmek için. Saygı. Peki kötü adam yardım edecek? Biz kendimize yardım edeceğiz. Bize kimin yardım etmesini istemiyoruz? Amca gelip buna baksan iyi olur.
Ve siz de okula gidin, tamam mı? Üstünde zencilerden nefret ediyorum diyen bir yazıyla Harlem'in ortasında duran bir adamı kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Konumu sokmak istemem ama başında değildir. Hey, seninle konuşuyorum. Güzelsin dostum. Bana mı söylüyorsun? Bu da ne böyle? Bak, ben bir polisim, görevdeyim. Bir saat önce bombam var. Onların hepsinde silah. Yolun karşısına geçin. Bak, deliymiş gibi davranmaya başladı. Hastanesinden kaçmış, bilirsiniz. Bellevue gibi. Evet, tanrım. Kütüphaneciye başım ağrıyor dedim ama... Ya yapsın. Kes şunun boğazını. Hey, hey, hey. Hey, hey, tamam, hey. Tamam, durun. Lanet olsun. Kim oldu? Biz buradan. Zeus aklını kaçırdı. Dostum. Tamam, dostum. Zeus. Çekilin, çok ciddiyim. Tamam. İstemiyorum ama yaparım. Yapacağım biliyorsunuz. Devam et. Kırmızı da geç. Hadi, tamam, bütün para. Lanet parayı da... Üstüne basınç uygun. Zeus değil mi? John McLean. Sana boşandı. Orada beni... Bunu adamların sana portrör kolu gibi mi görüyor? Oradaki adam sana Jesus dedi. Jesus demedi. Zeus. Yıldırım sokarım Zeus. Bu senin için bir sorun olur mu acaba? Galiba gizli bir hayranım var. Şu anda içinde bulunduğu akli durum onda her şeyin kontrolünde olduğu hayalinin oluşmasına... ...te gönderir. Menekşeleri sevdiğini herkes bilir. Bu öyle bir duygu. Bana biraz aspirin versene. Tamam. Bunu burada tut. Belki biraz da paranoyak şizofreni. Bak... Bunun benimle ne ilgisi olduğu basmak istiyor. Onun müziğinde dans etmeni istiyor. Ve sonra onu kontrol etmek istiyor. Hareketlerini kontrol etmek istiyor. Düşüncelerini, hatta duygularını... Bu Fred Schilling, John. Kendisi bir... Psikiyatr, evet anladım. Ve baskı altında kalırsa bu kendini şiddet olarak ortaya koyabilir. Beni isteyecektir mutlaka. Yani bu Simon adı muhtemelen takma. Halden 7 yıl yatmış. 2 ay önce salıverilmiş. Şuna bak. Teşekkürler Ray. Bu şey bilen bir deli. Bunu bir oyun bahçesinde bulduk. Bu şey son teknoloji, çift likit. Bir ne? Ama karıştırırsan... Peki. Dediğim gibi gerçekten bir harikaydım. Şimdi böyle bir paket... Ne kadar sürer? 10 saniye, 2 dakika. Her şey olabilir. Bir tane daha yapacak kadar var mı Joe? Ben buldum bile. Livermore laboratuvarı hafta sonunda soyulur. Yaklaşık 1 ton kadar. Elektriksel, hatta bir çağrı cihazı kullanıp telefon bile edebilirsin. Müfettiş. İzlemeye başladınız mı? Simon? Yazıyı girdi, sokakta yürüdü ve hayatta kaldı. Hubmut Walter, güvercinlerin nerede şimdi? Güvercinler mi? İki güvercin vardı. Parlak ve neşeli. Geçen gün kaçtılar yuvalarında. Nereye gitti peki? Bilemezsin, söyleyemezsin. Yani McLean mi? Hayır, Noel Baba demek istiyorum. Evet, buradayım. Ha, demek oradasın. Pekala arkadaşım. Çabuk, çabuk, hadi. Sana diğer odada ihtiyacımız var. Hadi gidelim, hadi çabuk ol, yürü. İhtiyaçları var, hadi git. Evet, o da burada. Pekala, onunla konuşabilir miyim? Siyah yardımseverimiz artık burada. Siyah olmamla ilgili bir sorunun mu var? Hayır, hayır, hayır. Sadece McLean için oyun hazırlamak için çok uğraşmıştım. Sen iyi hazırlanmış bir oyunu bozdun. Öyle mi? İyi hazırlanmış planınız, iyi hazırlanmış popon terince kalmadı. Dua et yeniden arasın. Arayacağım. Konuşmuyordu. Bu hoş değildi. Bir daha olmasına izin vermeyin. Planlıyordum ama şimdi belki oyuna sen de katılmalısın diyorum. Nerede olduğunu bulamıyorlar. Sevgili dostlar, Simon diyor ki Meksasyon'un dışındaki kontrollü telefondan arayacağım. Polis olmasın. Ben bir kaçık olduğunu anladım. Hiç sanmam. Sanmaz mı? Kokoltuğunu seseniz üstünde olduğun halde çalsam bile beni yakalayın. Buluşuyorsun. Can, 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 sakin ol. Neden polis merkezine gelip bunu iki... ...hakkındaki duygularını anlayabiliyorum. İnan bana, pislik buna değmez diyor. Ve tam bir alkolik olmasına birkaç kadeh kaldı. Bir kadeh. Burada paradan mı bahsediyoruz? Evet, her neyse, her neyse. Benim için hiç önemi yok. Fort Knox'taki tüm altınlar için bile Mac bulacak kadar bile yeteneğiz. Yoksa ceza derken ne demek istediğimi anlayacağım. Bu adam tam bir kaçık. Daha açık konuşamazdı. Bir geçmişi olduğu açık. Siz anlayabileceğine inanıyor musun? Bu imkansız. Paradan bahsetmeni... 72. sokağa zamanında ulaşmak istiyorsanız yola çıksanız iyi. Bitti mi Teğmen? Nedir bu? Bu senin rozetin. Ama cevap vermedim Bolter.
Hey çocuklar. Hey, ben hiçbir yere gitmiyorum. Simon gitmek zorundasın. Beni neden kurtardın? Kurtarmadım. Az bir polisin öldürülmesine engel ol. Hey! Hey ortak! Bekle! Hey hey! 115. sokakla Sen Nichols'ın köşesindeki parkı biliyor musun? Rengi senin umurunda olsa da onun umurunda değil. Geçiyor ve Kaptan Kanguru'yu izliyordun. Hadi! Tamam, telefonu yakınındalar ama bir sorun var. Ne demek? Bu telefona hemen ihtiyacım var bayan. Kapat şu telefonu kadın, bu polis. Kişi benim, bu saçmalığı bir daha yapma. Ben de şunu baştan keseyim. Senin bana... Pekala, senin bana olduğundan daha fazla ihtiyacım var. Alo. İt itin kuyruğunu bırakmazmış. Domuzlar da öyle. Farelerin de bir şansı olacak. Tıpkı benimki gibi. Güzel şiir. Devam et. Telefon neden meşguldü? Kimi arıyordun? Falcı hattını. Aa, bir şeyi daha ciddiye almanı tavsiye ediyorum. Bu ankesörlü bir telefon. Ne söylemeliyim? Sadece başında şişko bir kadın vardı ve göndermek bir dakika mı aldı diyebilirsin. Şimdi John. Yanında duran çöp kabında yeterli miktarda patlayıcı var. Kaçmaya çalışırsan şimdi patlar. Ne bu şimdi? Kedi, her kedinin yedi yavrusu, yavrular, kediler, bohçalar, eşler. Numaram 5-5-5. Dur. Hayır. Hepsini duymadım. Bir daha söyle. Pekala, yedi adam, yedi eşi, yedi canım, adam ve yedi... Evet, sadece bir neyin var senin? Bak, sana akşamdan kalma olduğumu söyle. 343 kere yedi. Hı-hı. 1-0-22-2... Dur, bekle. Bu biriyle. Bu ne biriyle. Demek istedin? Adamın karıları bir yere gitmiyor ki. Ne yapıyorlar? Sıraya... Bir adam nasıl çeviriyor? 5-5-5-0-0-0 ve 1. 0-0-1. Saniye geç kaldınız. Hayır. Yatın. Yere yatın. New York'a hoş geldin. Evet. Bomba. Demedim. Saat 9:50 John. Şu anda 3 istasyonundaki gazete bayinin yanındaki telefonda olun. Yoksa 3 numaralı filtroyu boşaltmaya çalışırsanız yine uçururum. 30 dakika sonra arayın. Ve arabamız bile yok. Bayım. Trenlerimiz yok. Nereye gidiyorsun? O benim arabam. Taksi şoförlüğü yapıyordum ve 9. cadde güneye giden en hızlı... Lanet olsun, onları kaybettim. Sanıyorsun McLean, sana 9. cadde güneye en hızlı yol dedim. Ben ne yaptım? Ve güneye en hızlı yol 9. cadde değildir, parkın içidir. Parkın içi dedim. Ne yapıyorsun sen? Aklını mı kaçırdın? Yoldan çekilin. Yüce Tanrım. Dikkat! İnsanlara mı nişan alıyorsun sen? Söylesene! Hayır. Sen ne yaptın? Çıkın, tutun! Kaya! Fark et! Dikkat! Bir dakika. 72. caddeden Broadway. Central Park'tan 3... Şimdi ne olacak? Sokakla 9. caddenin köşesinde iki memur vuruldu. Güneyin. Tıpkı futbol gibi değil mi dostum? Önüne iri birini alır, gole doğru güneyine başka bir hastaneye bakar. Ben Rook. Saat kaç? Çekilin yoldan! Çabuk direksiyona geç. O direkten önde olmalıyız. Öyle değil mi? Sen başaramazsan sen beni kurtar. İkimiz de başaramazsak. İkimizin de işi bitir. Lanet olsun. Dikkat! Çekilin! Lan çekilin lütfen. Wall Street 110 izlenir iptal ettir. Ne? Beyazları sevmiyor musun yoksa? Hey, önüne baksana. Hey!
geçebilir miyim? İzninizle. Eşim. Sana o lanet telefondan çekil dedim. Kal. Ellerini havada tut. Bizim elini özür dilerim. İzninizle istiyorum. Bu yüzden şimdi hemen gidin. Cevap vermeliyim. Ellerini havada tut. Bu telefona cevap vermek zorundayım. Tamam mı? Clay. Şu anda yolda. Bilirsin yavaş. Oradan nasıl görünüyor? Ve yaşlı bir adamın kalp pili durmuş ve hamile bir kız da şu an doğum yapmaya çalışıyor. Bu Joe. Ne? Mucize bölümü. Buraya Dave. Bu yeri özel yapan şey nedir? Nerede? John. Tanıştığımıza sevindim. Bu Teğmen McLean. Peki ya siz? Hayır. Siz söyleyince hatırladım. Kısa süre önce... Dosyanızı okuduk Teğmen. Bize işbirliği... Önce neler bildiğini öğrenmek istiyoruz. Boş versene bize fotoğrafları verin. Önce neler bildiğini... Simon diyor. Alman aksanıyla konuşuyor. Ve bin neden... Gördüğünüz ilk adam Matthias Tontrat usulü. Kız kim? Argon. İki adam Doğu Alman ordusundan pek tanınmayan bir albaymış. Hakkında bildiğimiz tek şey GDR tıp kayıtlarında mig... Şimdi bunun benimle ne ilgisi olduğunu söyleyecek vade ediyor. Los Angeles. Ne? Los Angeles. Gruber adıyla doğmuştu. O Hans Gruber. Los Angeles'taki o olay. Seni öldürmeye kafasına koyduğundan... Müfettiş. Müfettiş arayan o. Burada olduğumuzu belli etme. Simon. Müfettiş. Şimdi araçta FBI'den kimler var acaba? Bir bakalım. Cross'un olduğuna eminim. Hadi Andrew, merhaba de. Merhaba. Senin yalnız çalışmadığını bilirim. Yani bile de merhaba. Hala gözünün sapını kemirme alışkanlığından kurtulamadın mı? Evet beyler. Dedikleri gibi işlerin sarpa sardığı an. New York bölgesindeki 1446 okuldan birine 1100 kiloluk patlayıcı yerleştirdim. Bomba saatim olarak 3'te patlayacak şekilde ayarlandı. Teşekkürler 100 beyler. 100 kiloluk bir bomba mı dedin? Evet beyler, lütfen bir daha sözümü kesmeyin. Simon diyor ki okulları tahliye etmeye kalkarsanız bomba telsizle ateşlenecek. Sadece ne? Sadece John McLean ve en yeni arkadaşı onlar için koyduğum görevleri tamamlarlarsa. John, dinliyor musun? Evet. Hop'un arkasındaki telefon. Tompkins Meydanı. 20 dakika. Yaya gidin. Aceleye hiç gerek yok. Gerçekten zekiysen bombanın yerini ve etkisiz hale getirmek için gereken kodu öğrenirsin. Aa, bu arada beyler, telsiz hatlarında indirim vardı. Tek sorun lanet şeylerin polis ve FBI frekansına da cevap vermesi. Yani yerinizde bana polis yakını bağla. Bir basın toplantısında yarım saate kadar burada olmalı. Bir çocuğum var. Nasıl yardım edebilirim? Kaç tane adamım var? Bunu tek başımıza yapmak zorundayız. Gidelim. Telsiz yok. Telefonumu al. Bağlamalarını iste. İyi şanslar. Teşekkürler. O bombayı... Beyler, vermemiz gereken bir karar var. Şef Allen bunu edemeyeceğimizi ekledi ama arayamayacağımızı söylemedi. Diyorum, okulları arayacağız ve bunu hemen yapacağız. Şehir sınırı... Çünkü haber duyulursa bir panik ortaya çıkar. Sizinle anlaştık mı? Başlayabilirsin. Ve kurşun. Aynen yaptım.
Gelen telefon sayısı 3 katına çıktı. Neler oluyor bekle, böyle? Bekle, açıklama. Frekansını kapatıyorlar. Tüm aramalar bu santralden geçiyor. Muhasebeciler fazla mesai için endişeleniyor. Bu yüzden herkesi merkeze... Belediye Planlama Ofisi. Buraya hasar değerlendirmesi. Burası Wall Street efendim. Çok fazla. Burası mı? Yolunu gösterirseniz çok memnun olurum. Walsh. John Günther. Hadi baylar gidelim. Lütfen Bay Little'a Bay Vanderflug'un burada olduğunu haber verin. Çok fazla buhar var. Acil durum ışıklandırması var mı? Durun! Hey! Yirmi metre ileri! Ateş etmek yok! Mich dich nicht rein! Dilimizde konuş! Korku dilimizi bilmiyor. Getirin. Buraya getirin. Los Angeles olayı nedir? Ünlü falan mısın? Yaklaşık 5 dakika sürdü. Söyleme, Rodney King değil mi? Canın cehenneme. Şu konuştuğumuz Simon'u biliyorsun. Evet. Küçük kardeşin Los Angeles'taki Nakatomi kulelerinin 32. katından attım. Galiba biraz bana kızmış. Dur bir dakika. Demek istediğin ben bu belaya beyaz bir polis, beyaz bir pisliğin kardeşini çatıdan attığı için mi bulaştım? Hiçbir sorun yoktur. Ah hayır, ne yazık ki yok. Her şeye güvendi. Hükümetlerle ve merkez bankaları gibi şeylerle çalışıyor. Özür dilerim. Ama alarmlarımız sese ves. Aslında sonunda pes edip fişlerini çektik. Ve şu anda tamir için açtı. Ama bunun bir döviz işi olduğunu sanıyordum. New York Federal Rezerv Bankası. Fransa Cumhuriyeti. Ne diyorsunuz çocuklar? Onarmanız mümkün bir olacak mı? Bir dakika sürmez. Uzak dur. Kalmam mümkün olur. Lanet olsun. Hadi. Bence artık öldü tatlım. Meydan. Tanrım, burası Fort Knox. Fort Knox mu? Ha, orası turistler için. Var senin. Çocuğun yok mu? Bu bir fil bilmecesi. Bomba mı? Evet, hadi gidip al. Polis olan... Evet, McLean. Canım, formdan düşmüşsün. Ucu ucuna yetiştin. Evet, gerçekten ucu ucuna yetiştik. Ne yapmamızı lanet istiyorsun? Olsun, lanet olsun, sana açmamanı söylemiştim. Bu yüzden lütfen kaçırma. Ne? Ne dedi? Birini tam olarak 4 galonluk suyla doldurun ve tartının 5 dakika sonra hala hayattaysanız... Dur bir saniye bekle.
3 galonluk olana 4 galon. Bu 3 galonu 5 galonun içine boşaltırız. Bu bize 5 galonluk içinde 4 galon. İçindeki tüm polisler bomba ararken ben burada parkta çocuk oyunları oynuyorum. Evet, bana anladım. Bildiğini söyledin. Bana bilmediğin bir şeyi söyleme dedin. Bana ne? Zenci diyecektin değil mi? Hayır demeyecektim. Evet, ben bu şekilde insanlara ezdim mi? Sana sorunu söyleyeyim mi? Beni sevmiyorsun. Bir dakikadan az kalmış. At şu şeyi hadi. Hayır atamayız. Patlayacaktır. Boş yer kalıyor değil mi? Evet. Burada da tam 5 galon var değil doğru. mi? Doğru. 5 galon. Dökme. Güzel. Güzel. 4 tamam. galon kaldı. Tebrikler. Bu kötü bir alışkanlık olmaya başladı. Evet şu anda... Bakayım dostum. Tam olarak 2 saat 47... Ve şu lanet bilmecelerinden sıkıldım. Şimdi nerede okul bombası? Sana söylediği yolculuğu yaptıktan sonra kendine şu soruyu sor. Gitmeliyiz. Sakin ol Targo. 20 blokluk alanın içinde hiçbir polis yok. Bir çıkarsa ne kalır? Yine 21. 42'nin yarısı. 42 ne peki? Şuna çabalıyoruz. Haklısın. Hey siz! Sizi unutmayacağım! Nereye mi gideceksin? Etrafına bak. Tüm polisler başka bir şeye... Hadi gidelim şey çabuk. Wall Street'te olmayan şey nedir? Ne? Bu şey bulaşıcı mı? Senden bilmece sor. New York Federal Rezerv Bankası. Hemen döneceğim. Orada duran adamlara ver. Burada. Belki bana doğru geliyor. Aa hayır, çok yazık. Pekala öyle olsun. Huzur. Memur bey. Ha bir dakika. Bırak gitsin. Anlaşıldı. Anladım. Bunu biz hallederiz. Şimdi gitmemiz gerek. Sana ne yapıyorsun dedim. Evet. Çamaşır günü. Siz... Yani son bir saat içinde hiç garip bir şey gördün mü? Hayır. Evet galiba geleceğim. Bu sıcağı ne diyorsunuz peki? Otto muydu? Evet. John McLean. Kendime sırf spor olsun diye merdiveni kullanayım diyorum. Ama böyle... Burada ha? Ha? Loto oynayan oldu mu? Yok mu? Numara oynamıyorsun derim. Bunlar benim uğurlu sayılarım der. İşte biletleriniz. Merhaba. Aşağıda kimse... Kımıldım. İyi misin? Ha? İyi misin? Evet evet. Benim... Bunun olacağını tahmin etmen gerekirdi. Bu... Oh tanrım bu altın mı? Evet altın. Tanrım bu şey çok ağır. Ya da 14 büyük kamyon. Biri neredeyse bizi eziyor. Araba mı? Gidelim gidelim. Çıkarsa ne kalır? Hiçbir fikrim yok. Peki ya Yankee Stadyumu? Oraya gideceğiz ama bu lanet olsa... O 43. başkan olacak. Tamam tamam ama 21. kim? Gaza bas. Bu bir Yugo. Ekonomik arabadır. Hızlı değil. Hey! 21. başkan kimdi? Biz kontak yapmayı cehenneme tamam mı? Elbette. Ben McLean'im. Müfettiş Walter kapı bağlı. Ama bağlayayım. Tek sorun... John hangi cehden içiyor musunuz McLean? Bu sabahtan beri içmiyorum. Bak. Bütün polisleri dağıttım. Peki ya şu lanet bomba? 21. Bayboro'dan Manson'a ulaşın. 59. sokağın kuzeyindeki bütün köprüleri kapat. İhtiyara kamyonların girmesi yasak. Tony! Tamam. Bir haftan Olken makinesiyle arasam bile bir şey bulamam. Bir hafta Federal Rezerv binası ile ilgili bir şey söyledi. Wall Street'teki bombanın... Burada ne kadar kaldığınızı istiyorsunuz? Stadyumdaki... Merak etme Targo, eğer hala hayattaysa... Neler oluyor? Geçen bir programınız olduğunu söylemek istiyorum. Her zaman... Bir okulda... Kuzenim polistir. Biri... İşte bayağı... Tüm okulları arıyorlar. Oh, yüce tanrım. Neler oluyor?
Kaybol. Bence hava yastığı var mıdır? Var gibi görünüyor. Bu arabalardan hiç anlamam. Kamyondaki bana ellerini göster. Beni öldürme. Vurma beni. Of. Kamyonunu yarış pistine neden götürüyorsun? Hayır, kanala, su kanalı dağlarına kadar gider. Ne gidiyor? Bu su kanalı. Baksana ustabaşı sen misin? Evet. Los Angeles. Gör. Neden bahsediyorsun? Bir düzine aptal o tünele girdi. Artık oradan doldurdu. Tohumilin altından bir de bir havalandırma bacası var. Yani bir kamyonla. Kopur barajında. Ne yapmam gerekiyor? Yankee stadyumuna gideceksin. Bak. Hey, bir sorun mu var? Ne var? Bu bölüm 3. kanalın 3. aşaması. Biliyor musun? Nedir Jerry? Vanalar. Her biri mesafeyle ayrılır. Hadi. Kapının yanına gelene kadar bekle. Varmış. Ya tanrım, bu adam ölü mü? Evet Jerry. Kendi polis biriminin başıdır. Söyle buraya gelsin. Bunu bu Arthur 1881'den 1885'e kadar. 1800 Evet ya da hayır. Takip edeceğiz. Bilmiyorum, ona ulaşamıyorum. Walter, Federal Rezerv. Evet. Dünya... Walter! Evet. Bunu dinlemelisin. Tamam hadi acıyorum. Yarım saat sonra şehirdeki her okulda isyan başlayacak. Adam, diğer 50 adamı bizimle birlikte Bodrum'a gönderin. McLean'e ulaştın mı? Haber. Bu Müdür Martinez. Müdür Martinez müfettiş Kop. Nasılsınız müfettiş? Memnun. Öğretçiler, artık dönebilirsiniz. Neyiz? Dikkat dikkat, Neyiz öldünüz. Biraz geç kalacaklar sanırım. John. Mümkün olmaz mı? Benim de sana bir teklifim var. Saklandığın kayanın altından çıkmazsan... Ana onunla riske attı. İvan, Anikap, gel. Argo, sar. Hadi dağılın. Walter. Şuna bir bak. Adem'e bunun bu sabah getirildiğini söyle. Menteşeleri sökeceğiz. Herkesi dışarı. McLean! Neredesin? Doğru. Kimseyi görmedin mi? Hayır. Seni takip eden olmadı mı? İnan bana. Dokunmam bile. Bu şeyde nasıl bu bir tuzakları olduğunu kim bilebilir? Diyorsa bu mümkün tabii ama burada boş boş durup bu lanet odasıca şeyin havaya uçma... Evet olsun. Başını aşağıda tut. Hadi arabayı düz tut. Düz tut. Dolaş. Etrafında dolaş. 21. başkanın kim olduğunu öğrendim. Kim? Chester Arthur, Chester Arthur ortaokulu mu? Evet o. Genelde cumaları toplantımız olduğunu biliyorum ama bugün özel istiyorum. Yarınız bu tarafa gideceksiniz. Ekstra sen yar, tamam mı? Evet, herkes kalksın lütfen. Bu tatbikat falan bize ihbar etti. Hayır, yapmadı. Hadi. Lanet olsun. Bunu neden daha önce söylemedin? Ne yapmamı istiyorsun? Orta paralelini bul. Ne? Başını eğ. Aşağıda tut.
Durum iyi değil. Sigortan var mıydı? Devam edin, devam İzin edin. Benim. Tamam. Tamam. Hadi çıkabilirsiniz. Duruyorsun orada. Sorguluyorum. Peki sana ne söyleyecek? Öyle olduğunu. Bana sorana kadar. Çakla. Hayır. Bunlar orada. Lanet olsun. Atlayabiliriz. Ne? Ben yapabilirim. İn oradan, in de arabanın arkasında eldiven ara. Armut ağacında bir keklik. Bu yüzden şimdi dediğimde koşmanızı istiyorum. Hepiniz polis memurlarını... Şifreyi çözebilirim. Eve bilgini etmeye başlar. Bekle. Gerçiş hazır efendim. Walter... Bakayım. Ne? Buradan vazgeçirmene sevindim. Çok önemli. Daha sonra. Şimdi. Gidip Simon'ı bulacağız. Geminin telsizine getirip döverek lanet olsun şifreyi öğret. Sadece bunu geriye çek ve tetiğe bas. Bu kadar. Bu kadar. Hey kaça. Aptal herif. Ben birazdan geliyorum. Yardımsever dost. Hemen o şifreyi söyleyeceksin. Ya da senin lanet kıçını öde... Al Tanrım. Öyle çalış. Al. Başlıyoruz. İşaretimle. Yapalım. Tamam çocuklar. Hadi gidiyoruz. Koşun. Koşun koşun koşun. Hadi! Teper aşağı! Şuraya bakın, ne yapıyor bunlar? Hiç ayrılmıyorsun. Beni tutuklamayacak mısın? Bunu biliyordum, kimse izlemiyor. Charlie'yi çıkarma zamanı geldi. Gidelim! Buradayım! Aman tanrım! Dört yazan her anahtar! Kalıyorum. Hayır Charlie, çık oradan. Silaha ulaşmana izin vereceğimi mi sanıyordun ha? Atlayabiliriz. Lanet olsun. Çekil. Bridgeport kıyı koruma. Bridgeport kıyı koruma, tamam. Hadi hadi. Ben ayrılmıyorum, evet. Merhaba John McNavar değilim. Bazen canavarlar için çalıştığım olur. Kıyı koruma. Onlara geminin yerini söyle. Koruma. Cevap verin lütfen. Beklemeye mi aldılar? Tanrım, bu ülkeyi seviyorum. Biliyor musun kardeşim, bir pislikti. Beni affet. Kıyıya bağlantı işi kaldı. Bridgeport kıyı koruma. Cevap verin. Tamam.
haklarını çalmak için komplolar düzenlendi ve insanlığın dengesini içeriği ekonomimizin üstüne kurulu olduğu altın bir patlamaya gelip izlemeye devam edeceğim. Bazı beyefendiler var. Adamların gemiden inmesini sağlar. Küçük birimleri vardır. Kardeşini sevmediğini söylemiştim. Seni gemiye davet etmemiştim. Bu şeyi durdurmak için bir bulmaca yok. Bilmek istediğim bir şey var. Aspiranslı günün olmalı. Sen de kalsın. Bununla dur. Tamam yavaş. Hadi. Yavaş olun. Sam şu anda burada oturmuş 100 milyar dolarlık altınla birlikte havaya uçmayı beklemiyorum. Sana kötü bir havaya uçurmaktan daha iyi tek şey herkesin bunu düşünmesidir. Tamam. Öyle mi? Kelepçeleri çözüp bizi buradan kurtarmak için bir polis numaran evet. mı var? Evet. Kullanabileceğim bir şey olsa yapabilirdim. Şu kestiğini kablo parçasına ne der? Lanet olana şeyi sakın düşürme tamam mı? Tamam doğru at hadi. Hazır mısın? Bir, iki. Tanrım McLean tam da senden hoşlanmaya başlamış. Hoşlanma ben bir baş belasıyım. Şimdi, evet. Çin mahallesinde bulmuşlardı. Bu gerçekten aşağılıkça. Senin... Bak seni gelmeye ikna etmenin tek yolu buydu. Aha. Bir karın var. Evet o Los Angeles'taydı ben New York'ta. Sen neye gülüyorsun böyle gülmek? Herhalde bunun için karını suçluyorsun. Ama karım çok inatçı bir kadındır evet. Evet. Bu konsantrasyon ne diyorsun? Ne lanet oldu? Olsun lanet olsun. Bu da neydi böyle? Hemen git. Bak vicdan. Şimdi ne yapıyorsun? Karışıyor. Lanet olsun. İyi dedim. Hazır ol. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Hadi. Acele et. Çabuk. Bu taraftan tamam, hadi. Hadi. Çabuk hadi atlıyoruz. Durumu nasıl? Anladınız mı? Evet onu buldular. Endişelenmem. Sonunda sana da gelecekler ama şu anda gemiden kalanları topluyorlar. Hayırdı. John o hepimizi atlattı. Size karşı oynamıyordu. Öyleyse kaybet. Lambert ona bir çeyreklik verir misin? Ödemeli arıyor. İsliğin aspirini varmış. Evet ben John. Zeus dur. John. Sınırın kuzeyi. Biz düğün ülkesi olmayan bir ordudaydık. Sayesinde gerçekleşti. New York Polis Departmanı. Dakika içinde okul otobüsünde hazır olacaksınız. İkinci tip. Sınırın kuzeyi. Quebec'in en büyük kamyon durağı. Işıkları kapayın. Bunda ne var? Işık saçan hamam böceklerine benziyorlar. Hadi iş başına. Bize ateş ediyor. Burada bir helikopter var. Bizimkinde silah var mı? Dur iniyoruz. Abloya dikkat etsene. Makte neler oldu? Kamyon! Çıkı tutunun! Yeniden ateş etmeye başlayabilirler! Çıkın dışarı! Lanet olsun! Kemer! Nereye gidiyorsun? Dikkatini çekmeye çalışacağım. Her şey gittikçe güzelleşiyor. Ne
kardeşine selam söyle. Bakıyorum dikkatini çekmiş. Evet, öyle görünüyor. Poli'yi telefonda beklemede bıraktı. Sence itfaiyeyi aramalı mıyız? Lanet olsun. Ne? Ne? Kında unutur. Bilmiyorum Zeus. Çok inatçı bir kadındı. Seninle evli kaldığına göre öyle olmak zorunda. Shadow in the city, all around people look hot town, summer in the city, back of my neck getting all around people looking half dead, walking on the side. I'm gonna dance all night, just about the heat, it'll be all right. City, cool town, even in the city, dressed so fine. The days can't be like the nights in the sun. Cool cat, looking for a kitty, gonna look in every. İstersiniz. Hemen sen Jones acil servisine git. Bak bakalım sokakta yaralı. Havaya uçurmak ister. Hiç ayakkabı yerimle kaçıran bir kadın gördün mü? Gani. Evet, bir de sakın lanet ele. Benson. Müfettiş Paul. Şimdi olmaz. Benson. Trafik. Acil müdahale birimi müfettiş kap. Simon Panayır'a giderken pastacıya dedi ki ver tüm pastalarını bana. Yoksa kafanı kırarım. Bombil sadece dikkatini çekmek içindi. Orada McLean adında bir dedektif var mı? Görevden uzaklaştırıldı. Hayır, Walter uzaklaştırılmadı. Bugün olmaz. Kimsiniz? Bana Simon diyebilirsin. Ne istiyorsun? Bir oyun. Ne tür bir oyun? Simon diyor ki... Simon, Tamer McLean'e ne yapacağını söyleyecek ve Tamer McLean bunları yapacak. Emirlere uymamak cezaya sebep olacak. Ne cezası? Halka açık bir yerde büyük bir patlama daha. Tamer McLean'in yapmasını istediğin şey ne? Simon diyor ki Tamer McLean 138. sokak ve Amsterdam Caddesi'nin köşesi. Yanılmıyorsam Harlem'de olması gerek. Oğuz! Onu kilisede bulacağını sanmıyorum. McLean'i nerede bulacağınızı biliyor musunuz? Ve buraya getir. John... Birkaç tane daha. O listede nerede kalmıştı? Son iki geceki Stanton adasında bir park yerinden 14 kamyon çalınmış. Sigara dolandırıcılığı. Tanrım John, berbat görünüyorsun. Dün geceki loto sonucu ne oldu? 69-91 her hafta. Çocuklar nasıl? İyiler. Rick. Hala rozet numaranı mı oynuyorsun? Polislerin yarısı rozet numarasını oynar. Hava mı sıcak yoksa nedeni korku mu? Taşıyoruz müfettiş. Holly'den sonra bunu yaptığımı gören ilk kadınsın. Destek nerede olacak? Cez. Ne? 10 blok mu? Bir halka açık yer bombalayacak. Neden ben? Benimle sorunu hiçbir ne? Hiçbir fikrim yok. Sadece... Otur, bunun anlamı nedir ha? Sen ve Simon akşamdan kalmışlığımı mahvettiniz. Tamam.
dakika sonra seni almaya geleceğiz. Acele etme. İnsanların mallarını çalmaya devam ederse onu çöplükte bulur. İnsanların seni kullanmasına izin verme. Şehirde elinizde çalıntı mal... Biz mi söylüyorsun? Hayır. Tony'ye ben götüreceğim. Bir mesaj. Peki bu neden önemli? Yaygı görmek için. Saygı. Peki kötü adam yardım edecek? Biz kendimize yardım edeceğiz. Bize kimin yardım etmesini istemiyoruz? Beyaz. Amca gelip buna baksan iyi olur. Ve siz de okula gidin, tamam mı? Üstünde zencilerden nefret ediyorum diyen bir yazıyla Harlem'in ortasında duran bir adamı kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Konumu sokmak istemem ama başında değildir. Hey, seninle konuşuyorum. Güzelsin dostum. Bana mı söylüyorsun? Bu da ne böyle? Ben bir polisim, görevliyim. Bir saat önce bomba var. Onların hepsinde silah. Yolun karşısına geçin. Bak deliymiş gibi davranmaya başladı. Hastanesinden kaçmış. Bilirsiniz Bellevue gibi. Evet Tanrım. Kütüphaneciye başım ağrıyor dedim ama... Ya yapsın. Kes şunun boğazını. Hey hey hey. Hey hey tamam hey. Tamam durun. Lanet olsun. Dur. 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 Zeus aklını kaçırdı. Dostum. Tamam dostum. Zeus. Çekilin çok ciddiyim. Tamam. İstemiyorum ama yaparım. Yapacağım biliyorsunuz. Devam et. Sür. Kırmızı da geç. Hadi tamam bütün para. Lanet parayı da... Üstüne basınç uygun. Jesus değil mi? John McLean. Sana boşlandı. Orada beni... Elbette adamları sana portrör kolu gibi mi görüyor? Oradaki adam sana Jesus dedi. Jesus demedi. Zeus. Yıldırım sokarım Zeus. Bu senin için bir sorun olur mu acaba? Galiba gizli bir hayranım var. Şu anda içinde bulunduğu akli durumunda her şeyin kontrolünde olduğu hayalinin oluşmasına da gönderir. Menekşeleri sevdiğini herkes bilir. Bu öyle bir duygu. Bana biraz aspirin versene. Tamam. Bunu burada tut. Belki biraz da paranoyak şizofreni. Bak bunun benimle ne ilgisi olduğu basmak istiyor. Onun müziğinde dans etmeni istiyor. Ve sonra onu kontrol etmek istiyor. Hareketlerini kontrol etmek istiyor. Düşüncelerini hatta duygularını. Bu Fred Schilling John. Kendisi bir... Psikiyatr. Evet anladım. Ve baskı altında kalırsa bu kendini şiddet olarak ortaya koyabilir. Beni isteyecektir mutlaka. Yani bu Simon adı muhtemelen takma değil. Halden 7 yıl yatmış. 2 ay önce salıverilmiş. Şuna bak. Teşekkürler Ray. Bu şey bilen bir deli. Bunu bir oyun bahçesinde bulduk. Bu şey son teknoloji. Çift likit. Bir ne? Ama karıştırırsan... Peki. Dediğim gibi gerçekten bir harikaydın. Şimdi böyle bir paket... Ne kadar sürer? 10 saniye, 2 dakika. Her şey olabilir. Bir tane daha yapacak kadar var mı Joe? Ben buldum bile. Livermore laboratuvarı hafta sonunda soyun. Yaklaşık 1 ton kadar. Elektriksel, hatta bir çağrı cihazı kullanıp telefon bile edebilirsin. Müfettiş. İzlemeye başladınız mı? Simon? Yazıyı gördüğü sokakta yürüdü ve hayatta kaldı. Hapmut Walter, güvercinlerin nerede şimdi? Güvercinler mi? İki güvercin vardı. Parlak ve neşeli. Geçen gün kaçtılar yuvalarından. Nereye gitti peki? Bilemezsin, söyleyemezsin. Yani McLean mi? Hayır, Noel Baba demek istiyorum. Evet, buradayım. Ha, demek oradasın. Pekala arkadaşım. Çabuk! Çabuk! Hadi. Tamam. Sana diğer odada ihtiyacımız var. Hadi gidelim, hadi çabuk ol. Tamam, ihtiyaçları var, hadi git. Evet, o da burada. Pekala, onunla konuşabilir miyim? Siyah yardımseverimiz artık burada. Siyah olmamla ilgili bir sorunun mu var? Hayır, hayır, hayır. Sadece McLean için o oyunu hazırlamak için çok uğraşmıştı. Sen iyi hazırlanmış bir oyunu bozdun. Öyle mi? İyi hazırlanmış planınız, iyi hazırlanmış popon terince kalmadı. Dua et yeniden arasın. Arayacağım. Konuşmuyordu. Hoş değildi. Bir daha olmasına izin vermeyin. Planlıyordum ama şimdi belki oyuna sen de katılmalısın diyorum. Nerede olduğunu bulamıyorlar.
Sevgili dostlar, Simon diyor ki Meksasyon'un dışındaki kontrollü telefondan arayacağım. Polis olmasa... Ben bir kaçık olduğunu anladım. Hiç sanmam. Sanmaz mısın? Koltuğunu seseriz üstünde olduğun halde çalsam bile beni yakalayın. Duşuyorsun. Can sakin. Ha, neden polis merkezine gelip bunu iki... ...hakkındaki duygularını anlayabiliyorum. İnan bana pislik buna değmez diyor. Ve tam bir alkolik olmasına birkaç kadeh kaldı. Bir kadeh. Burada paradan mı bahsediyoruz? Evet, her neyse. Benim için hiç önemi yok. Fort Knox'taki tüm altınlar için bile mek bulacak kadar bile yeteneğiz. Yoksa ceza derken ne demek istediğimi anlayacağım. Bu adam tam bir kaçık. Daha açık konuşamazdı. Bir geçmişi olduğu açık. Siz anlayabileceğine inanıyor musun? Bu imkansız. Paradan bahsetmenin... 72. sokağa zamanında ulaşmak istiyorsanız yola çıksanız iyi. Bitti mi Teğmen? Nedir bu? Bu senin rozetin. Ama cevap vermedin Bolter. Hey çocuklar. Hey, ben hiçbir yere gitmiyorum. Simon, gitmek zorundasın. Beni neden kurtardın? Kurtarmadım. Az bir polisin öldürülmesine engel ol. Hey! Hey ortak! Bekle! Hey. 115. sokakla Sen Nicholson köşesindeki parkı biliyor musun? Rengi senin umurunda olsa da onun umurunda değil. Geçiyor ve Kaplan Kanguru'yu izliyordun. Hadi! Tamam, telefonun yakınındalar ama bir sorun var. Ne demek? Bu telefona hemen ihtiyacım var bayan. Kapat şu telefonu kadın, bu polis. Kişi benim, bu saçmalığı bir daha yapma. Ben de şunu baştan keseyim. Senin bana... Pekala, senin bana olduğundan daha fazla ihtiyacım var. Alo. İt itin kuyruğunu bırakmazmış. Domuzlar da öyle. Farelerin de bir şansı olacak. Tıpkı benimki gibi. Güzel şiir. Devam et. Telefon neden meşguldü? Kimi arıyordun? Falcı hattını. Aa, bir şeyi daha ciddiye almanı tavsiye ediyorum. Bu ankesörlü bir telefon. Ne söylemeliyim? Sadece başında şişko bir kadın vardı ve göndermek bir dakikamı aldı diyebilirsin. Şimdi John. Yanında duran çöp kabında yeterli miktarda patlayıcı var. Kaçmaya çalışırsan şimdi patlar. Ne bu şimdi kedi? Her kedinin yedi yavrusu, yavrular, kediler, bohçalar, eşler. Numaram 5. Dur. Hayır. Hepsini duymadım. Bir daha söyle. Pekala, 7 adam, 7 eşi, babacım, 7 adam ve 7 eşi. Evet, sadece bir neyin var senin? Bak, sana akşamdan kalma olduğumu söyle. 343 kere 7. Hı-hı. 1, 0, 22, 2... Dur, bekle, bu bir hile. Bu ne bir demek hile. İstedin? Adamın karıları bir yere gitmiyor ki. Ne yapıyorlar? Sıraya... Bir adam nasıl çeviriyor? 5, 0, 0, 0 ve 1. 0, 0, 1. Saniye geç kaldınız. Hayır. Yere yatın. New York'a hoş geldin. Evet. Bomba. Demedim. Saat 9:50 John. Şu anda 3 istasyonundaki gazete bayinin yanındaki telefonda olun. Yoksa 3 numaralı filtroyu boşaltmaya çalışırsanız yine uçururum. 30 dakika sonra arayın. Ve arabamız bile yok. Bayım. Arabamız yok. Nereye gidiyorsun? O benim arabam. Taksi şoförlüğü yapıyordum ve 9. cadde güneye giden en hızlı... Lanet olsun, onları kaybettim. Sanıyorsun McLean? Sana 9. cadde güneye en hızlı yolunu dedim. Ben ne yaptım? Ve güneye en hızlı yol 9. cadde değildir. Parkın içidir. Parkın içi dedim. Ne yapıyorsun sen? Aklını mı kaçırdın? Yoldan çekilin. Yüce Tanrım. Dikkat! İnsanlara mı nişan alıyorsun sen? Söylesene. Hayır. Sen ne yaptın? Dikkat edin. Kaya! Parkayın. Dikkat. Bir dakika. 72. caddeden Broadway. Central Park'tan 3... Şimdi ne olacak? Sokakla 9. caddenin köşesinde 2 memur vuruldu. Lane, tıpkı futbol gibi değil mi dostum? Önüne iri birini alır, gole doğru güneyine başka bir hastaneye bakar. Lane, look. Saat kaç? Getirin yoldan. Çabuk direksiyona geç. O direkten önde olmalıyız. Öyle değil mi? Ben başaramazsam sen beni kurtar. İkimiz de başaramazsak. İkimizin de işi bitir.
lanet olsun. Dikkat! Çekil! Lan çekilin lütfen! Wall Street 110 iznini iptal ettirir. Ne? Beyazları sevmiyor musun yoksa? Hey, önüne baksana. Hey! Eşim. Sana o lanet telefondan çekil dedim. Kal. Ellerini havada tut. Bizim elini özür der, izninizle istiyorum. Bu yüzden şimdi hemen gidin. Cevap vermeliyim. Ellerini havada tut. Bu telefona cevap vermek zorundayım. Tamam mı? Clay. Şu anda yolda. Bilirsin yavaş. Oradan nasıl görünüyor? Ve yaşlı bir adamın kalp bile durmuş ve hamile bir kız da şu an doğum yapmaya çalışıyor. Bu Joe. Ne? Mucize bölümü. Buraya Dave. Bu yeri özel yapan şey nedir? Nerede? John. Tanım, tanıştığımıza sevindim. Bu Teğmen McLean. Peki ya siz? Hayır. Siz söyleyince hatırladım. Kısa süre önce... Dosyanızı okuduk Teğmen. Bize işbirliği... Önce neler bildiğini öğrenmek istiyoruz. Boş versene bize fotoğrafları. Önce neler bildiğini... Simon diyor. Alman aksanıyla konuşuyor. Ve bin neden... Gördüğünüz ilk adam Matthias kontrat usulü. Kız kim? Argonçı adam Doğu Alman ordusundan pek tanınmayan bir albaymış. Hakkında bildiğimiz tek şey GDR tıp kayıtlarında Şimdi bunun benimle ne ilgisi olduğunu söyleyecek vaade ediyor. Los Angeles. Ne? Los Angeles Uber adıyla doğmuştu. O Hans Gruber Los Angeles'taki o olay. Seni öldürmeye kafası...